Şimdi cennetten bir kare ilanıyla sattığı rezidans yerle bir olmuştu. Rönesans rezidansın müteahhiti tutuklandı. Gizem Bilen anlatacak. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Mehmet Yaşar Coşkun Rönesans rezidansı müteahhiti çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Cezaevine gönderilecek. İstanbul Havalimanı'ndayız. Çıkmasını bekliyoruz Mehmet Yaşar Coşkun'un. Rönesans rezidans gibi depremin hissedildiği bölgelerde binlerce bina yıkıldı. Bu yıkılan binaların müteahhitlerinden ikisi yakalandı. Biri ise Hatay'daki Rönesans rezidansın müteahhitiydi. Mehmet Yaşar Coşkun dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Coşkun elinde yüklü miktarda parayla kaçmaya çalışırken yakalandı. İhbar geldi polis ekiplerine. Ekipler ihbar üzerine harekete geçti ve söylenen bilgiye göre Karadağ'a kaçmaya çalışıyordu Coşkun. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Dün akşamdan beri Mülkiye İdari Birliği'ndeydi. Sorgusu sürüyordu. Biraz önce, birkaç dakika önce bilgisi geldi. Tutuklandığı bilgisini verelim. Rönesans rezidansı hakkında da bir bilgi verelim. Sizin de söylediğiniz gibi cennetten bir kare olarak satışa sunuluyordu. 2013 yılında yapımı tamamlanmıştı. 10 yıllık bir binaydı. Depremle birlikte yerle bir oldu. Tamamen bina yan yattı. Sizler de ekranlarda gördünüz. 250 daire vardı. 12 katlıydı. Dediğimiz gibi cennetten bir köşe başlığı altında satılan rezidansta bine yakın sakini vardı. Deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı söylenmişti. Ancak hiç de görünce gibi olmadı. 7/24 güvenlik hizmeti sağlayan binada can güvenliği maalesef olmadı. Bir diğer yakalanan bilgiyi de verelim. Henüz onunla ilgili bir bilgimiz yok ancak müteahhit Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat isimli sitenin müteahhiti Mehmet Ertan Akay da İstanbul Ataşehir'de yakalanmıştı. Onun Gaziantep'e gönderildiği bilgisi var. O da 6 bloklu bir siteydi. 4 bloğu yerle bir oldu. Tabi Adalet Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Deprem suçları soruşturma büroları kurulması istenmişti. Tekrar söyleyelim, Hatay Antakya'daki İnönü Bulvarı'ndaki Rönesans rezidansın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı. Biz İstanbul Havalimanı'ndayız. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyor olacağız. Geçtikçe de size haber vereceğiz. Sözü tekrar size bırakalım.